Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde sizinle Navigation Driver'ın ne olduğundan, nasıl kullanıldığından ve nasıl yapacağımızdan bahsedeceğim. Bu biraz uzun bir video olacak. Lakin şunu da söyleyeyim ki Navigation Driver'ın birebir kendine has çok fazla kod yok aslında. Tabii ki bunu implement ettikten sonra yapacaklarımız biraz vaktimizi alacak. Yapacağımız örnekte önce bir Navigation Driver'ın ne olduğunu söyleyeyim, aklımızda bir canlansın. Şuradaki toggle butona bastığımızda şurada açılan pencere aslında bir fragment. Fragmentinde kendi bir layout var. Bunları oluşturacağız. Ve daha sonra da şurada gördüğünüz öğeler ise birer Recycler View. Recycler View'un nasıl kullanıldığından ve nasıl uygulandığından daha önceki derslerde bahsetmiştik. Bunları da hızlı bir şekilde yeniden sıfırdan yapacağım. Hem Recycler View'un tekrarını yapmış olacağız. Hem fragment konumuzun tekrarını yapmış olacağız. Ayrıca Navigation Driver'ı da nasıl uygulayacağımızı göstermiş olacağım. Öncelikli olarak yine dediğim gibi Navigation Driver şuradaki bir buton sayesinde şurada gizli olan bir pencerenin main activity'yi kaplayacak şekilde açılması, boşluğu tıkladığımızda veya herhangi bir öğeyi tıkladığımızda kapanmasını sağlayan bir öğe. İki çeşidi mevcut. Bunlardan bir tanesi full height. Full height dediğinizde buradaki toolbar'ınızın üzerine geliyor, orayı da kaplıyor. Bir de clip dediğimiz bir versiyonu var ki o da direkt toolbar'ın altında oluşan ve de gördüğünüz gibi hala toolbar ve üstündeki option menü kullanılabilirken şurada gördüğünüz gibi option menü kullanılmıyor. Bunu uygularken burada bir root layout'umuz var. Biz bunu aynı bir linear layout, relative layout gibi bir layout çeşidi bu da. Navigation Drawer tipinde. Bunu buraya burada gizliyken şuradaki o toggle butona bastığımızda ekrana geliyor. Bu frame layout olarak gösterilen şey ise sizin main aktivitenizin layout'u. Bunu tabii ki de sadece frame layout değil, istediğiniz bir layout'tan oluşturabilirsiniz. Şimdi bunları yapmak için boş bir proje başlattıktan sonra toolbar kullanacağız. Burada var olan toolbar'ı değil, sıfırdan bir toolbar kullanacağız. Toolbar örneklerinde anlatmıştım nasıl yapacağımızı. Şöyle hemen bir üstünden geçmek gerekirse, öncelikli olarak toolbar XML diye bir kendi XML'ini oluşturuyoruz ve gördüğünüz gibi şu an için içinde hiçbir şey yok. Şuradaki mavi olan kısım. Tabii ki de bunu yapmak için ne yapıyorduk? Şuradaki styles'a gidip parent team'imizi no action bar olarak seçiyorduk ve toolbar'ımızın yazılarının renkli olması için gördüğünüz gibi burada dark kullanıyorum. Bu ne demek? Yani uygulamanın geneli dark. O yüzden içindeki yazıları beyaz yap ki görünür olsun biz diye diyoruz. Ayrıca bunu light yapıp buraya kendi renklerimizi de seçebilirdik. Vakit kaybı olmasın diye ben bunları yapmadım. Sonra main activity'de bu toolbar öğemizi çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi metot oluşturdum. Setup toolbar diye. Bunları böyle parçalarsak onCreate view'umuz karman çorman olmaz. Atıyorum toolbar'la ilgili ayarlar bu metodun içinde yapılmış demek bu. Burada toolbar öğemizi buluyoruz. Daha sonra buna örnek olsun ve ekranda gözüksün diye set title ve set subtitle atadım. Tabii ki de buralara biz neler ikonlar atayabiliyorduk. Toolbar'dan menü oluşturabiliyorduk. Bunları ilgili toolbar dersinde detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Ve şu an için benim elimde olan örnek bu. Bunun üzerinden şimdi yavaş yavaş sırasıyla Navigation Drawer'ımızı uygulamak için gerekli şeyleri yapacağız. Öncelikli olarak ne dedik? Bu Navigation Drawer'da açılacak olan şey aslında bir fragment. Onu dedikten sonra bir de ne demiştik? Şunu da hemen hatırlatayım. Ben bu örnekte Navigation Drawer'ın içinde Recycle View göstereceğim için şuradaki Project Structure'da Dependencies kısmına gördüğünüz gibi şuraya Add New diyerek Recycler View yazıyorum. Ben zaten şeye import etmiştim projemi. O yüzden sizi yapmanız için bunu gösterdim. Bunu yaptığımız zaman build.gradle'da gördüğünüz gibi Recycler View kütüphanesi geliyor ve ilgili sınıflar sizin projenize dahil ediliyor. Evet. Şimdi öncelikli olarak ne dedik? Fragmentten oluşuyor dedik. Ne yapmam lazım? Yani benim bir tane bu Navigation Drawer'ı tutacak. Navigation Drawer Fragment adında bir tane sınıf yaratıyorum. Fragment derslerinde de bunu anlatmıştık. Bildiğiniz gibi bu fragment sınıfından extend edilmesi gerekiyor. Burada iki tane package çıkıyor. Bunu mu seçeceğiz, bunu mu seçeceğiz? Support'u seçerseniz V4'e kadar bir uyumluluk sağlıyor. V4 ve
V4 ve sonrasındaki cihazlar için çalışmasını sağlarken şunu seçersiniz: API 11 ve sonrasında çalışıyor demiştik. Biz ne dedik? API 11 ve öncesini çok da düşünmeyelim o zaman. Hani çok da kasmanın anlamı yok. Bunu dedikten sonra bunun bir onCreateView metodu vardı hatırlarsanız. Ve bu fragmentin kendine has bir layout'u olsun ki ben onun içine ilgili RecyclerView'umu falan koyayım. Şimdi bunu burada yaptık. Daha sonra ne yapmam lazım? Layout kısmına gidip bir tane layout resource file oluşturuyorum. Bunun adı da fragment navigation drawer layout diye bir isim takıyorum buna. Okey dedim. Şu an için içinde hiçbir şey yok ve default olarak bir linear layout verdim. İşte buraya şuradaki butona bastığımda açılacak olan layout'u yapmam gerekiyor. Bu layout'un içinde başlangıç olarak diyorum ki bu vertical olsun, evet. Ve buna bir background color atayalım. Background color. Ne diyorduk? Android color beyaz olsun. Daha sonra bunun için arkadaşlar bir tane relative layout oluşturuyorum. Relative layout'un genişliği match parent olsun. Yüksekliği ise şöyle 160 dpi'lik bir şey olsun. Ben bunun içinde ne tutacağım? Image view'umu tutacağım. Bir tane böyle büyük bir imaj. Mesela buna da hemen image view diyeyim. Bunun genişliği 70 dpi, yüksekliği de 70 dpi olsun. Daha sonra bu şuradaki relative layout'un tam ortasına gelsin. Bunu da bir tane SRC verelim şu an için. SRC dedikten sonra ne yapıyoruz? Add Drawable'a gidiyoruz. Burada ben buna ilk profil diye bir şey atamıştım. Şimdi buradaki resimleri de şöyle bir göstereyim size. Daha önceki örnekte kullandığımız, hatta şöyle masa üstünde vardı. Daha önceki örnekte kullandığımız resimler. Şuradakiler yeni geldi. Bunları içindeki fragmentimin içindeki Recycle View'da kullanacağım. Diğerlerini zaten biliyorsunuz önceki derslerimizde yapmıştık. Şuradaki profile resmini ben şu an için şuraya ortaya oturtacağım. Birazdan sonucu görünce zaten anlayacaksınız. Bunu yaptım. Relative Layout'um bitti. Şimdi bu Relative Layout gözüktükten sonra ise ben burada bir tane Recycle View göstermek istiyorum. Recycle View. Bunun genişliği match parent. Yüksekliği ise içerik kadar olsun. Wrap content diyorum. Tabii buna bir ID verelim. Daha sonra kullanacağız. Bunu navigation draw'ımız çıktıktan sonra içini doldurmayı hani farklı bir recycle view dersi gibi anlatacağım. Drawer list diyelim buna da. Evet, bu da burada bitmiş oldu. Şurada ne diyelim? Build diyelim. Şurada bir eksiğimiz var mı ona bir bakalım. Buna bir ID tanımlayalım. ID. Bu da ne olsun? Navigation Drawer'ın header'ı. Onun da container'ı olsun. Background color da verelim bari. Background. Android. Yok, bunu direkt color primary yapalım. Color primary yapalım. Siz de birazdan ne olduğunu anlayacaksınız. Evet. Fragmentim çalıştığında gördüğünüz gibi şöyle bir bu relative layout içinde bir image view var. Bunun altında da ne gelecek dedik arkadaşlar? Benim recycler view gelecek dedik. Şimdi bunları yaptık. Tabii bunu burada ne yapalım? Fragmentim çalıştırıldığında bu layout'u inflate edelim. Ve diyorduk inflator.inflate hangi layout bu? Fragment Navigation Drawer Layout ve Container'a False diye bunları veriyorduk hatırlarsanız. Daha sonra da bunu benim döndürmem lazım. Yani fragmentim oluşturulduğunda buradaki layout inflated sınıf nesnesiyle inflate edilecek ve bunu geriye göndereceğiz şu an için. Peki bunu ben nerede çalıştıracağım? İşte o zamandan geliyoruz main activity'ye. Buradaki fragmenti ben statik olarak çalıştıracağım. Ama dediğim gibi Navigation Drawer'ı kullanmak için bir layout'umuz vardı. Bu layout'un adı da neydi arkadaşlar? Drawer layout kullanmamız gerekiyor. Drawer layout diyorum. Şöyle başlattım bunu. Şimdi bu bana hatalar veriyor. Öncelikli olarak şuradaki şu şema bilgilerini ben buradan kesiyorum.
kök olduğu için, ana olduğu için öncelikle bunun içine bir attım. Daha sonra buna bir match parent Android layout with width'i matchparent olacak. Yani genişliği, yüksekliği de yine matchparent olacak. Match. Şu an için main activity'yi düzeltiyorum. Şimdi bu drawer layout'un içine de sizin artık main activity'de göstermek istediğiniz neler varsa, benim için şu an nelerim var? Linear layout'un içine bir toolbar'ım var. Şöyle seçiyorum, bunu bunun içine koyuyorum. Yani artık benim kök layout'ım linear layout olmayacak da drawer layout olacak. Gördüğünüz gibi burada mesela toolbar XML'i burada include etmişiz. Bunları verdikten sonra buna bir ID atayalım. ID dedik. ID drawer layout olsun bunun ID'si. Şöyle bir baktığımızda şu an için hiçbir şey gözükmüyor. Şu linear layout'un bittiği yerde de, yani main activity'nin şuradaki boşluktaki olaylar bitecek. Ben buraya bir fragment ekleyeceğim. Bu fragment sayesinde de benim navigation drawer'ım ekrana gelecek. Şuradan hemen fragmenti seçip ekledim. Ne göstereceksin içinde diyor. Oluşturdum navigation drawer fragmenti ve onun ilgili layout'unu, yani şunu göstereceğim diyorum. Şurada bir dikkat edelim. Şuradaki fragmentin nerede olması gerekiyor arkadaşlar? Buradaki lineer layout'un dışında olması gerekiyor. Aksi takdirde ne olur? Direkt main activity'nin içinde bu gözükür. Ama ben bunu istemiyorum. Şuradaki fragmentin içine şöyle bir genişlik olarak 270 dpi verelim. Yani açılacak o pencerenin genişliği. Yükseklik. Yükseklik matchparent olsun. Matchparent olsun. Daha sonra buna gizli olması için, yani ilk seferde ekranda görünmemesi için bir özellik atamamız gerekiyor. Bunun adı da layout dedikten sonra gravity eşittir deyip bunu ne vermemiz lazım? Start, yani başlangıç kısmı soldan geleceğini söylemek için. Şunu da seçersek eğer sanırım hata kalmayacak. Şimdi şurada text kısmındayken şuradaki preview'a gidersek, şuradaki fragmenti seçtim ve gördüğünüz gibi burada var ama şu an için main activity'de gözükmüyor. Kenarda bekliyor. Bir şekilde biz onu ekrana getireceğiz. Şu ana kadar bir çalıştıralım bakalım bir hatamız falan var mı? Uygulama çalıştı. Hata verdi. Bir şeyleri eksik yaptık. Bir bakalım hemen. Şurayı bir kapatalım. Şurada bir hata gözüküyor. Bakalım. Burada Recycle List View demişiz ama Alert Control diye bir yerden gelmiş. Bu olmaması lazım. Şunu değiştirelim. Recycler View dememiz gerekiyor. Aynı şekilde bunun da. Evet. Şimdi bir hata var mı acaba? Bir daha bir çalıştıralım. Şunun dizayn tabında evet hata gitti. Bunlar geldi. Evet şu an için geldi. Fragmentimde ne oldu en başta? Aslında şurayı şöyle basılı tutup çekerseniz gördüğünüz gibi navigation drawer'ımız şu an aslında gözüküyor. Şöyle. Şurada da bir recycle view tanımladık. Tabii içinde şu an herhangi bir öğe olmadığı için boş geliyor. Basit bir şekilde aslında ilk adımı atmış olduk arkadaşlar. Evet, fragmentimiz hazır. İlgili layout'u hazır. Ve main activity XML'e biz bunu statik olarak yerleştirdik. Gördüğünüz gibi şuradaki linear layout'un dışını aldım. Dışını aldım. İçini alsaydım ne olurdu? Direkt ana sayfada, yani şurada, şuradaki boşlukta benim o navigation drawer için hazırladığım layout gözükürdü. Bunun önüne geçmek için. Ve şurada dikkat etmeniz gereken şu özelliği veriyoruz ki soldan doğru, yani şuradaki solda gizli bu. Şöyle çektiğimizde geliyor. Bunları tabii şimdi butonlara falan bağlayacağız. Listener'larını yazacağız. Onlar için ise şuraya geliyorum. Setup toolbar diye bir metot oluşturduğum gibi aynı o şekilde setup drawer diye bir metot oluşturuyorum. Bu metodun içine de ne yazacağım? Şurası bitti. Şöyle kapatalım bunu.
Private, Void, Setup, Drawer. Drawer'ın görüneceği metotları da bunun içinde belirtmem gerekecek. Bu örneği burada, bu videoyu burada durduralım. Bir sonraki derste bu setup drawer'ımızı nasıl yaparız, fragmentte ilgili kodları nasıl yazarız ondan bahsedeceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.